Neyin kazanacağını söyleyeyim mi size? Sevgi kazanacak. Sevgi, sevgi, sevgi. Sevgi kazanacak. İnadına sevgi kazanacak. Kötü dil kaybedecek. Bağıran çağıran kaybedecek. Sevgi kazanacak, sevgi. O güzel kalpleriniz, işaretlerinizde bulunan o güzel kalpleriniz, o yüreğiniz, bu millet için dualarınız, bu şehir için güzel dilekleriniz kazanacak. Güzel dilekleriniz. Gençler, iyi ki varsınız. Ümraniye. Ümraniye'nin çocuklarını görüyorum. Çocukları burada, çocukları el sallayan minik kalpli pırıl pırıl çocukları burada. Onlar için çalışacağım. İstanbul'un geleceği olan çocuklar için çalışacağım. İstanbul'un dinamizmi, heyecanı olan gençler için çalışacağım. Gençler. Gençler için, bu güzel toplumun vicdanı kadınlar için çalışacağım. Kadınlar, kadınlar, anneler, pırıl pırıl genç kızlarımız için çalışacağım. Bu şehrin mahallelerinde sıkıntı duymuş, gelecekten kuşku duyan gençler için çalışacağım. Onların Ekrem abisi olacağım. Ekrem abisi olacağım. Size demiştim ki bir sürprizim var, son hafta söyleyeceğim. Aslında gerçekleşti. O güzel kalplerinizi gösterdiniz ya, işte o. Yani her şey çok güzel oldu, 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 oldu. Her şey çok güzel oldu. Ne mutlu bize. Şimdi söyleyeyim, moralinizi hiç bozmayacaksınız. Ben İstanbul'da 16 milyon güler yüzlü insan istiyorum. 16 milyon, herkesin yüzü gülecek, güler yüzlü insanlar istiyorum. Moralli olacağız. Moralimiz oldu mu gerisini çözeriz. Şimdi, biliyorsunuz hafta sonu pazar günü bir açık oturum yaptık. Ben hiç karışmadım. Ama 6 aydır yalvarıyorum. Gelin konuşalım dedim. Gelin buluşalım dedim. 6 aydır. Neyse, kabul ettiler. Ne dediler? O olsun dediler, olsun. E bu olsun dediler, o da olsun. Şimdi neymiş efendim? Canlı yayından önce görüşmüşüz, görüşmemişiz. Yok, yu yok. Güleceğiz, güleceğiz. Vallahi güleceğiz. Vallahi gülün. Komikler, komikler, gülün, gülün. Gülmek yakışıyor size. Size gülmek yakışıyor. Yahu, bu rakibimiz demedi mi? Vız gelir, tırıs gider. Demedi mi? Dedi değil mi? E ne oldu? Ne oldu?
Ne oldu biliyor musunuz? Maçı kaybetti. Hani çocukken yaparız ya mızıkçılık. Ama bu yaştakilere mızıkçılık yakışır mı bilmiyorum. Yani gördüğünüz tarihin yazdığı en mızıkçı davranış. Ben bunlara ve bu şekilde davrananlara bir tarif daha yaptım. Bir avuç mızıkçılar. Bir avuç mızıkçılar. Neymiş? İşin içinde gizli görüşme varmış. Neymiş? Efendime söyleyeyim, gizli planlar yapmışız. Ayıptır, yazıktır, günahtır, yapmayın. Bakın ne güzel, 6 ay size yalvardım. Sonunda geldiniz, beraber canlı yayın yaptık, beraber. 6 ay yalvardık. Şimdi de 6 ay efendim otelde görüştüler diye konuşurlar. Nasıl bir gizli görüşmeyse Taksim'de otel. Taksim meydanındaki otel. Çok yazık. Üzülüyorum bunlara. Yazdıkları senaryoyla kendi akıllarıyla alay ediyorlar. Ben bunların inanın aklına bile gülüyorum. Hatta her yerde dua ediyorum. Allah bunlara akıl versin. Ümraniye'nin duası tutar. Allah bunlara akıl versin. Harikasınız. Onlar ne derse desin, biz iyi düşüneceğiz. Onlar ne söylese söylesin, biz iyi düşüneceğiz. Bakın, önümüzde 3-4 gün kaldı. Size söz veriyorum. Bu kardeşiniz hiç muhatap olmayacak. Göreceksiniz bunlar şimdi bu 3-4 günde bile şimdi bunlar 3-4 günün içinde göreceksiniz aklınıza hayalinize gelmeyen iftiralar atacaklar. 3-4 gün içinde 3-4 gün içinde her şeyi söyleyecekler. Size bir şey söyleyeyim mi? Seçim bitecek. Ondan sonra da diyecekler ki seçimden önce olur. Bana ters. Ben yapmam. Ben yarın utanacağım hiçbir sözü söylemem. Ama bunların aklı böyle, yapacak bir şey yok. Bu arkadaşların aklı böyle. Size bir şey söyleyeyim. Bu tehditlere, bu söyleyecekleri kötü sözlere hiç aldırış etmeyin. Zaten her yerde söylüyorum. Kötü söz sahibine aittir. Yollayın gitsin. Yollayın gitsin. Pazar günü millet karar verecek. 23 Haziran'da millet karar verecek. Millet karar verdikten sonra var ya, onun karşısında duracak kişi henüz doğmadı. Yok öyle birisi. Yok. İşine baksın. Milletin iradesinin karşısında kimse duramaz. Bizim inancımız tek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu kadar net. Bu kadar net. Siz milletçe,
milletçe, bir de bu arkadaşlara demokrasi dersi vereceksiniz. Demokrasi dersi. Ağızlarında bir de hiç düşürmüyorlar. Efendim, İmamoğlu özür dileyecekmiş. Hatırlatalım mı bu arkadaşlara bazı şeyleri? Hatırlatalım mı? Özür dilemeleri gereken milyonlarca insan olduğunu hatırlatalım mı? Millet İttifakı'na, yani bana oy verenlere bu arkadaşlar zillet dedi mi? Bu arkadaşlar Türkiye'nin bir siyasi partisi olan HDP'li vatandaşlarımız bize oy verecek diye onlara terörist dediler mi? Saadet Partili vatandaşlarımıza, Saadet Partili vatandaşlarımıza onlara oy vermiyorlar diye hain dediler mi? Ya milyonlarca insan önce her gece, her gündüz, her saat, dakika, saniye özür dileyin, özür, özür dileyin. Millete büyük özür borcunuz var. Değerli dostlar, değerli dostlar, biz ahlaklı siyasetten, siyasete ahlaklı dili getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Biz milletine hep güzel cümleler kuran, hep güler yüzlü, umut veren dilden ve tavırdan hiç vazgeçmeyeceğiz. Hiç vazgeçmeyeceğiz. Neymiş? Neymiş? Azgın azınlık. Yani size, bize, milyonlara azgın azınlık lafa bak. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Sizler hakkını arayan milyonlarca insansınız. Sizler haklı çoğunluksunuz, haklı çoğunluk. Onlar bir avuç insan. Bu bir avuç insan. Sana kurban olurum teyzem benim. Ellerinden öpüyorum sizin, ellerinizden. Güzel annem benim, sağ ol. Bana dua ediyor mu buradaki güzel anneler? Ediyorlar değil mi? Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu süreçte biz ne yaptık? O kullandığımız 18 günde bire her gününde fayda ürettik. Hiç kimseye dönüp bakmadık. Gençlere biz indirimi yaptık, doğru mu? Bunlar yıllar yılı hiç akıllarına gelmezken suya biz indirim yaptık, doğru mu? Dini bayramlarımızdaki gibi resmi ve milli bayramları da ücretsiz yaptık. Doğru mu? Kıymetli dostlarım, güzel hemşerilerim, 18 günde yaptıklarımı nasıl kıskandılar? Onu da gördünüz mü? Size söz veriyorum. Öyle çalışacağım ki deli olacaklar, deli olacaklar. Deli olacaklar. Deli olacaklar. Varsın delirsinler. Ben bu kardeşiniz olarak size söz veriyorum. Ümraniyeliler, özellikle size söz veriyorum. Tüm mahallelerinizdeki tapu sorunlarını bu kardeşiniz çözecek.
bu kardeşiniz sözecek. Yıllarca sizi oyaladılar. İmar sorunlarınızı da bu kardeşiniz sözecek. Söz veriyorum size. Biz çözüm için geleceğiz. Biz çocuklarımıza kreş yapacağız. Annelere, kadınlara 0-4 yaş arasındaki çocuklarıyla bütün İstanbul'u ücretsiz gezmelerini sağlayacağım. 6 yaşına kadar olan limiti 12 yaşına çıkaracağız. 12 yaşına kadar çocuklarımıza bu şehri ücretsiz dolaştıracağım. İşsizliğe biz çözüm bulacağız. Gençleri mesleki eğitime tabi tutacağız. 200 bin insanımıza iş bulacağım. Söz veriyorum İmraniye. Söz veriyorum. Kıymetli İstanbullular, size söz veriyorum. Bu şehrin yoksulluğuyla mücadele edeceğim. Bu şehrin sokaklarına, mahallelerine sıkışmış, evinde tencere kaynamayan aileleri hisseden bir belediye başkanı olacağım. Ben hani soruyorlar ya, kimin parasını kime dağıtıyorsun diyorlar ya, ya da bana hesap bilmez diyorlar ya, söyleyeyim bu millete ait onların helal paralarını yine bu şehrin 16 milyon insanına dağıtacağım. 16 milyon. Bir avuç insana değil. Bu şehre hak, hukuk ve adalet duygularını getireceğiz. Bu şehrin insanlarını doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden diye ayırmayacağız. Bu kardeşiniz size söz veriyor. 360 derece söz veriyor. Ben herkesin oyunu alacağım. Herkesin. Çünkü ben de bilmenizi istiyorum. Allah şahit. İçimde inanılmaz bir insan sevgisi var. Ben bu sevgiyi milletimle paylaşmak istiyorum. Çocuklara baktığımda ben kendi çocuklarımı görüyorum. Bu şehrin gençlerine baktığımda onların abisi olduğumu görüyorum. Her ailenin bir ferdi olmak istiyorum. Bu şehri sevgisiyle barıştırmak istiyorum. Küslük yok, kavga yok. Kime oy verirsen ver kardeşim. Nasıl yaşarsan yaşa. İnançlara saygılı, insana saygılı, birbirine selam veren, birbirine halatır soran, komşusunun kapısını rahatlıkla çalan, değerli hemşerilerim, sizin aranıza nifak sokan, aranızı bozan hangi dil varsa evinizin içine sokmayın. Size bir tavsiyede bulunayım. Önümüzdeki 2-3 günde kapatın televizyonları.
Zaten ben bir daha çıkmayacağım. Ben meydan meydan gezeceğim. Görmek isterseniz bizim kanallarımız var, oradan izleyin. Niye biliyor musunuz? Bakın söyleyeyim size. Her gün bir çuval iftira. Her gün bir çuval yalan. Konuşup duracaklar. Onları dinleyeceğinize size tavsiyem, evde televizyonu kapatın. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, annenizi, babanızı dinleyin. Anlaştık mı? Televizyonların biraz reytingi düşecek ama olsun. Reyting düşsün, milletin huzuru büyüsün. Ben hepinize söz veriyorum. Bu şehri israftan kurtaracağız. Bu şehre tasarruf anlayışını getireceğiz. Bu şehrin belediyesinden partizanlığı söküp atacağım. Söküp atacağım. Kimse belediyenin kapısından içeri girerken hangi partilisin diye sormayacak. Vatandaşına saygı gösterip vatandaşına hizmet edecek. Efendim, 82 bin belediye çalışanına İmamoğlu kötü davranacakmış. Hadi oradan, hadi oradan. Ben alın teri döken herkese saygı duyarım. 82 bin belediye çalışanının yeri burası, burası, bak burası. Yeter ki bu millet için çalışsın. Yeter ki bu millet için çalışsın. Ama harikasın. Ama bir şey yapacağım. Hatta iki şey yapacağım. Birincisi, şu anda belediyenin şirketlerinde çalışanları, belediyenin içinde çalışanları zoraki ilçe ilçe siyasi çalışma yaptırtıyorlarmış. Ben söz veriyorum. Ey belediye çalışanları, vallahi billahi size siyasi çalışma yaptırtmayacağım. Onlara diyeceğim ki, gidin millet için çalışın, millet için. Millet için. Niye biliyor musunuz? Onların maaşını millet veriyor. Kimse belediyeye patron seçmiyor. Belediyeye bizim gibi hizmetkar seçiyor, hizmetkar. Biz size hizmetkar olacağız. Bir de ne diyeceğim onlara biliyor musunuz? Sizi zorla hiçbir mitinge yollamayacağım. Zorla mitinge gitmek yok. Kıymetli hemşerilerim, değerli dostlarım, Allah bu memleketi ve milleti kibirli yöneticilerden korusun. Kibir çok kötü bir şey. Tevazu dünyanın en güzel şeyi. Size söz veriyorum. Her zaman size saygı duyan ve sizi kucaklayan bir belediye başkanı olacağım. Sizinle çok güzel işler başaracağız. Seferberlikler yapacağız. Eğitim seferberliği, sağlık seferberliği, çevre seferberliği, deprem seferberliği. Bu şehirde mülteci sorununu çözme seferberliği yapacağız. Her sorunu çözeceğiz. Çok çalışacağız. Kısa zamanda büyük işler yapacağız. Büyük işler yapacağız. Son.
23 Haziran'a hazır mıyız? Herkesin bilinçlenmesini sağlayarak oylarını istemeye, kimseye münakaşa etmemeye, güler yüzlü davranmaya, herkesle 23 Nisan'ın önemini anlatmaya, bunun hukuk, demokrasi ve İstanbul'un geleceğinin seçimi olduğunu anlatmaya hazır mıyız? 23 Haziran'a kadar ola ki şehir dışında olanlar vardır. Gelmişler mi? Dönmüşler mi? Oy kullanıyorlar mı? Herkes eşini, dostunu, akrabasını aramaya hazır mı? Son 23 Haziran günü sıhhati yerinde olan herkesi, avukatı, genci, kadını sandıkta görev almaya, okullarda, ilçe seçim kurullarında görev alıp benim yanımda durmaya hazır mı? O zaman size bir müjde veriyorum. 24 Haziran'da hepinizi Saracağını'ya bekliyorum. Saracağını'ya bekliyorum. Sizden son bir isteğim var. Artık bundan sonra artık Ümraniye'de 24 Haziran'dan sonra buluşacağız. Son isteğimi söylüyorum. Gittiğiniz ve konuştuğunuz herkese benden selam söyleyin. Benim güler yüzümle onlara deyin ki pazartesi İstanbul'a adalet geliyor. Demokrat bir belediye başkanı geliyor. Özgürlük geliyor. Barış geliyor. Güzellik geliyor. Küçüklere sevgi, büyüklere saygı geliyor. Millet sevgisi geliyor. Bayrak sevgisi büyüyor. Hep bir arada mutlu yaşam geliyor deyin. Ve onlara deyin ki her şey... Her şey, her şey, çok seviyorum sizi, çok seviyorum sizi, çok seviyorum sizi. Kalın sağlıcakla. Ümraniye rekor oy istiyorum, rekor oy istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi Sayın Başkan'a güç veriyoruz. Yumruklar kalksın havaya. Yumruklar kalksın. İmamoğlu bende. İş başına sizde. İmamoğlu iş başına. İmamoğlu iş başına. İmamoğlu iş başına. İmamoğlu iş başına. Ver bizi maestro.